döneminde kronik rahatsızlığa sahip çalışanlar gündemin önemli konularından biri haline geldi diyebiliriz. 11 Mart 2020 tarihinde pandeminin ilan edilmesinden sonra 21 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı genelgesi halen yürürlüktedir. Bu genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Sonra gelen bir takım yasal düzenlemelerle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bir takım istisnalar tanınmış olsa da kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için herhangi bir ayrıca düzenleme yapılmadığından değil çalışmaları, bugün sokağa çıkmaları dahi yasaktır. 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesinden sonra İçişleri Bakanlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlanmıştır. Genelgeye göre 65 yaş ve üzeri ile kronik akciğer, astım, KOAH, böbrek, hipertansiyon rahatsızlıkları olan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmış bulunmaktadır. Mevcut genelge halen yürürlükte olup aslında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtları ile ilgili bir takım istisnalar getirilmiştir. Ancak kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili ek bir düzenlemeye yer verilmediği için değil çalışmaları, halen sokağa çıkmaları dahi yasak durumdadır diyebiliriz. İlerleyen zamanda Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlıklar listesi yayınlamış ve bu listeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmıştır. Ancak buna rağmen yine özel sektörü ilgilendiren bir kronik rahatsızlık listesi halen hazırlanmış ve ilan edilmiş değildir. Dolayısıyla özel sektörde işverenler kronik rahatsızlığı olan işçilerinin ne yapacakları konusunda tedirgin durumdadırlar. Bu konuda söyleyebiliriz ki kronik rahatsızlıklar konusunda ivedilikle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu yasal düzenleme gelinceye kadar mevcut hukuki durumda yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir. Her şeyden önce İçişleri Bakanlığı'nın pandemi dönemi başında ilan ettiği genelgenin hala yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu genelgeye göre kronik rahatsızlığı olan çalışanların da hala çalışması yasak durumdadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın kamu kurumları için yayınlanmış olsa da kıyas yoluyla özel sektöre uygulayabileceğimiz kronik rahatsızlık listesinde yer alan hastalıklara sahip olan çalışanların da halen çalıştırılmaması esastır. Bir üçüncü seçenek ise yine bu İçişleri Bakanlığı genelgesinde sayılan hastalıklardan olmayan ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kronik rahatsızlık listesinde bulunmayan ancak yine de bir kronik rahatsızlığa sahip olan çalışanların ise uzman doktorlardan alacakları raporlar ile iş yeri hekimlerine danışmaları ve iş yeri hekimlerinin verecekleri karar doğrultusunda işe başlatılmaları en uygun yol olacaktır kanaatindeyim.